Bilindiği gibi NATO daha önce Varşova Paktı ile karşılıklı olarak kurulmuş ve üçüncü sınıf olan ülkeler kimisi Amerika'nın kucağına, kimisi de Rusya'nın kucağına onların şemsiyesi altına girme durumunda idi. Yani herkes, yani aslında dünyada iki blok o zaman görüşülüyordu, konuşuluyordu. İki emperyalist güç vardı. Biri sol, biri sağ cenah olmak üzere. Şimdi sağ taraf olan kişiler, işte Amerikancı olanlar, Amerika, NATO gölgesi altında kendi ülkeleri orada barındırmıştı. Varşova Paktı şemsiyesi altında da sol blok bir araya gelmişti. İşte Türkiye'de bu batılılaşma hareketiyle beraber kendisini batıya daha yakın görerek NATO'ya girmiş ve NATO'da bu sefer İslam alemi üzerinde olsun, farklı ülkeler üzerinde olsun kendi emperyalist emellerini gerçekleştirmek için tabii diğer ülkelerde üsler kurmuşlardır. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi olarak takriben Türkiye'de bugün 28 tane NATO üssü var. Bunlar da hepsi Amerika'nın emperyalist olan emirlerini gerçekleştirmek için maalesef kullanılmaktadır. Yani bu konuda biz Saadet Partisi olarak bunun yanlış olduğunu ve Türkiye'nin bu tür eylemlere alet olmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda NATO, İslam alemini bölüp parçalamak için bütün plan programlarını buna yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Türkiye'de buna alet olduğu için hem maddi hem manevi anlamda tabii ki sorumludur. Çünkü şu anda NATO bir İslam coğrafyasında başka bir İslam coğrafyasını bombalamaktadır maalesef. Bu da ister istemez uzun vadede bizim inanç, kültür, din ve dil birliği içinde olduğumuz birçok İslam ülkesi ile uzun vadede kopmalara, siyasi sürtüşmelere ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmamasına vesile olmaktadır. Yani aramıza yeni düşmanlıklar ekilmektedir. İşte Türkiye özellikle İslam coğrafyasının çok önemli bir ülkesi ve Osmanlı'dan kalan bir ülke ve hilafetin merkezi olarak görülen bir ülke. Türkiye eğer elde edilir ve Batı'nın kontrolüne giren bir ülke olarak ve model bir ülke olarak kabul edilir ve bu sağlanırsa İslam alemindeki birçok bölünme ve parçalanmada ve planların uygulanmasına yardımcı olmuş olacak haliyle. Yani Türkiye Batı için çok önemli bir ülke. Onun için ağırlığını buraya vermekte. Bununla beraber Cumhuriyet döneminden özellikle başlayarak batılılaşma hareketlerinin yoğun yaşandığı bir ülke. Yani bizim yargı sistemi, eğitim sistemi, yönetim sistemi, ticari hukukumuz bütünüyle Batı'dan alındığından dolayı yani biz Batı ile entegre olan bir ülke olarak şu anda görünüyoruz ve Avrupa Birliği'ne girme mücadelesi içinde olan Türkiye işte 1959'da Avrupa Birliği'ne girmek için müracaatını yapmış. Bununla beraber İslami kimliğinden dolayı halen beklemede alınmıyor. Ama Batı yine de Türkiye'ye ben seni almıyorum demiyor. Kapıda bekletiyor oyalama taktikleriyle. Ama esas Türkiye'yi Müslüman kimliğinden arındırıp tamamıyla Batı'ya hizmet eden bir alan haline getirmeye çalışıyor. Tabi burada da Batı zihniyetine sahip olan iktidarlar, partiler buna zemin hazırlamış oluyor, buna alet oluyorlar. Yani bu konuda Müslümanların artık kendilerine dönmeleriyle kendi dini değerlerine sahip çıkmaları gerekir. Şimdi dünyada iki blok var, iki yol var. Bir hak, bir batıl. Batılı bugün temsil eden başını ABD ve Siyonizmin çektiği Avrupa ülkeleri, emperyalist küresel güçler. Hakkı da İslam savunuyor. Yani İslam kendisi, Müslüman ülkeler. Yani burada emperyalist ülkeler sömürülerini devam ettirmek, emperyal emellerini gerçekleştirmek için hem organize olma düşüncesiyle ve hem de yapılan zulümlerini kamufle etmek amaçlı
birçok uluslararası örgütler kurmuşlar. İşte bunların başından bir tane gelen bir tanesi NATO'dur. NATO, IMF ve Birleşmiş Milletler gibi. Bunlar tamamıyla Siyonizmin ve Hristiyan aleminin planlarını gerçekleştirmek için kurulmuş olan bloklardır. Bunların üzerinde ne yapıyorlar? Üçüncü sınıf olan ülkeleri veya İslam alemini sömürmeye, onları işgal etmeye devam ediyorlar. Şimdi bazı ülkeleri kendi zihniyetinde olan kişilerin elleriyle idare edip o şekilde emellerini gerçekleştirirken bazı ülkeleri bilfiil işgal ediyorlar. Mesela işte diyelim ki geçmişte Afganistan, işte Irak'ta, Libya'da ve son olarak da bu Suriye'deki olaylara bakıldığı zaman aslında NATO'nun bir ülkeyi kurtarmak olan olayları sonlandırmak niyetinden ziyade tamamıyla orada daha çok bir kaosun, daha çok bir çatışmanın olması için zemin hazırladıklarını görüyoruz.